15 Temmuz darbe davalarında açıkça ifade edilmiş. Şimdi durum böyleyken neden gündeme geldi? Olay şu. Şimdi bakıyorsunuz Levent Göktaş'ın ilişkilerine. Levent Göktaş avukatlık yaptığı dönemde, bir dönemde İnan Kıraç'ın da avukatlığını yapmış. Karsan Holding'i. Şimdi burada öyle bir kumpas var ki bir ucu Koç grubuna kadar gidebilecek. İnan Kıraç, Karsan Holding'e kadar gidebilecek bir oylum kazandırılmaya çalışılıyor. Kumpas büyük. Fethullah Gülen çetesinin daha önce kendileri hakkında yazılan kitaplar konusunda cinayet işlediklerini biliyoruz. Nereden biliyoruz? Kırklareli'ndeki Haydar Meriç cinayetinden. Haydar Meriç Kırklareli'nde emekli bir öğretmen, yerel bir gazete çıkartıyor. Fethullah Gülen hakkında onun cinsel hayatıyla ilgili olarak, görev yaptığı camideki cinsel hayatıyla ilgili olarak bazı belgelere ve bilgilere sahip olduğunu ve bunu yazacağını söylüyor. Bunun üzerine bürosu basılıyor, gece kimin girdiği belli değil, evine giriliyor, hırsız zannediyor, takibi alınıyor. En sonunda 3 ay kadar kayıp, 3-4 ay içinde kayboluyor Kırklareli'nden ve cesedi denizde bulunuyor. Domuz bağıyla bağlanmış bir biçimde. 36 polis bu işten tutuklu, Fethullahçı polis. İstanbul'dan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden, istihbarat bölümünden ve terörle mücadele bölümünden polisler gidiyor. Onu alıyorlar, kaçırıyorlar, sorguluyorlar ve polis helikopterine bindirip bağlıyorlar ve denize atıyorlar. Bu cinayet açık ve bu cinayetten mahkum oldu 36 tane polis. 36 polis yargılandı, önemli kısmı mahkum oldu. Dolayısıyla Haydar Meriç cinayeti neden işlendiyse Hablemitoğlu cinayeti de, Necip Hablemitoğlu cinayeti de bu nedenle işlendi. Bir, şimdi bunu iktidar biliyor. Bunu savcılar biliyor. Bunu darbe soruşturmasını yürüten savcılar biliyor. Ona rağmen neden soruşturma bir Levent Göktaş'a doğru kaydırıldı? Şimdi burada ciddi soru işaretleri var. Kuşkusuz hiçbir şeye kesin diyemeyiz. Şimdi iki gün içinde Levent Göktaş adına açılan bütün hesapların sahte olduğu ortaya çıktı. Şimdi hesaplardan öyle paylaşımlar yapılıyor ki işte beni yaktınız, sizi yakacağım, bilmem ne, beni sattınız filan gibi. Sanki bu cinayetle doğrudan ilişkiliymiş gibi bir hava yarattılar. Sonra Sedat Peker kışkırtıldı. Sedat Peker'e sataştı o sahte hesap üzerinden. Ve Sedat Peker bu sataşmaya kapıldı ve cevap vermeye başladı. İşte beni Sedat Peker'e benzetmeyin demişti çünkü. Devleti başınıza yıkarım, o tuğlayı çekerim, o tuğlayı çekeceğim, yarın video yayınlayacağım filan gibi bir takım paylaşımlar bunlar. Ailesi bunun sahte olduğunu söyledi. Avukatı Hüseyin Ersöz başvurdu Twitter'a ve bu hesabın sahte olduğu ortaya çıktı ve bu hesap kapatıldı iki gün içinde. Şimdi bakıyorsunuz, şimdi olaylara bakıyorum. Ya avukat olarak İnan Kıraç davasını üstlenmiş. İnan Kıraç olayı şu kısacası. Can Nahum, ki Nahum ailesi Koç grubuyla uzun süre çalışmış. İnan Kıraç da grubun bir dönem CEO'luğunu yapmış. Ortaklarından ve Gönül Koç'la, Gönül Kıraç'la evli bir iş adamı. Sunak Kıraç. Evet, Kıraç'la evli bir, evet, evli bir iş adamı. Şimdi Can Nahum'la, yani Nahum ailesiyle onların babaları öldükten sonra aralarında sorun çıkıyor. Bunun üzerine ortaklıktan ayrılmak istiyor. Can Nahum gidiyor, Can Nahum hisselerini, kendi hisselerini, yani İnan Kıraç'ın şirketindeki hisselerini İnan Kıraç'tan habersiz bir biçimde Sezgin Baran Korkmaz'a satıyor. Sezgin Baran Korkmaz başkalarının malına, zor durumdaki şirketlere çökmek, işte konkordato ilan edilmiş şirketleri, batmak üzere olan şirketleri satın almak veya buna benzer fırsatları, ortaklar arasındaki ihtilaflardan yararlanarak fırsatları değerlendirerek onun bunun malına çökmekle tanınan bir iş adamı. Yarı mafyoza ilişkileri var, işte bağlantıları var. Şimdi bu ortaya çıkınca mesele davalık oluyor ve 3 milyon dolarlık ya 6 milyon dolarlık hisseleri Can Kıraç'a devretmek için, İnan Kıraç'a düzeltiyorum, devretmek için 60 milyon dolar gibi bir para istiyor. Bunun üzerine mesele adliyelik oluyor ve avukatlarından biri de Levent Göktaş, Ankara'da çünkü bu davalar Ankara'da görülüyor, bürosu Ankara'da, Levent Göktaş. Levent Göktaş bu davayı alıyor ve adliyede ve yargı içinde bunu çözüyor.